Irak'a giriş bize yasak. Yani biz askerimizi alıp Irak'a girip harekat yapamıyoruz. Yasak. Dedim ki biz gitmezsek onlar gelip bizi vuracak. Tabii devletin en yüksek makamına söyleyince insanın yüreği rahatlıyor. Diyorsunuz ki tamam terörist olsun, ben devletim. Devletin Şemdinli'deki en yüksek askeri makamıyım. Benim arkamda devlet var. Cumhurbaşkanı var. Söylüyorsunuz. Ve korumakla yükümlü olduğunuz vatan evlatları var. Size emanet olarak teslim edilmiş sağ salim. Siz de alacaksınız onu sağ salim anasına babasına teslim edeceksiniz. Göreviniz de bu. Ve korumakla yükümlü olduğunuz köyleriniz var. O köylerde yaşayan insanlarımız var. Söyledik Cumhurbaşkanı. O gitti. Biz yine silah aldık çıktık dağlara. Bir hafta sonra Aktütü'ne saldırdılar. 22 şehit. Bir hafta sonra Derece'ye saldırdılar. 33 şehit. Tabii biz siyasetten anlamayız. Bizim görevimiz Şemdinli'de dağdaki o teröristleri yok etmek. Bizim bir tek bildiğimiz bu. Bu teröristler nerede yetişiyor bilmiyoruz. Silah cephaneyi nereden alıyorlar onu da bilmiyoruz. Bir bakıyoruz ki geceliğin ya da gündüz bir anda karşımıza çıkıyorlar ve biz çatışmaya giriyoruz. Terörün arkasında bir siyaset var mı? Küresel güçler var mı? Amerika, İsrail, Suriye, İran, Avrupa Birliği var mı? Onu da inanın bilmiyoruz. Karakol saldırıya uğrayalı 1,5 yıl geçmiş aradan daha müsteşarlığı bile kuramadılar. 30 yıldır sürüyor bu terör. 30 yıldır evlatlarımız şehit oluyor. Eğer 30 yıldır bu terör sürüyor ise, terörün arkasında da bir siyaset var ise, bugün oturup düşünmesi gerekenler bu siyaset yapıcılarıdır. Onlar ülkeyi iyi yönetmedikleri için biz bu acıları çekiyoruz. Türk ordusu PKK terör örgütüyle baş edemeyecek. Kim demiş bunu? 600 bin kişilik Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri. Neden? Çünkü Mehmetçik var. Mehmetçik. Sonrası ne olur? Şimdi bu katilleri getiriyorsunuz. Bunların eşi katil, adam öldürmek. Bunlar yıllarca dağlarda bir lokma unla yaşamaktan, insanlıktan çıkmış. Ruh hastası, psikopat bunlar. Askerlerimize, o şehitlerimize neler yaptıklarını söylemiyorum. Şimdi bunları bırakıyorsunuz. Bunlar gidiyor doğuya. İşte bugün Diyarbakır Belediye Başkanı dün elinde çiçekle belediyenin önünde bunları karşıladı. Şimdi kendinizi Diyarbakır'daki bir vatandaşımızın yerine koyun. Devletinizi seviyorsunuz. Bayrağınızı seviyorsunuz. Ülkenizi seviyorsunuz. Hiçbir sorunuz yok. Bu bayrağın altında bir lokma ekmekle yaşamak istiyorsunuz. Ama bu vatanda, bu bayrağın altında. Bakıyorsunuz ki katiller, çünkü tanıyor halk bunları. Adam öldürdüklerini biliyor. Katiller, adam olmuş belediye başkanı çiçekle karşılıyor. İçişleri Bakanı muhatap alıyor Öcalan'ı. Siz Diyarbakır'da bir vatandaş olsanız ne dersiniz? PKK devlet oldu dersiniz. Ve ondan sonra hadi PKK'nın dediğini yapmayın. Hala daha da silahlı kadrosu var. E peki bu 5000 kişiyi getirdiniz şimdi. Gönderdiniz doğuya. Bunlar işsiz. Nereye gidecek? Demokratik Toplum Partisi'ne. Zaten onlar da çiçeklerle karşılıyorlar. Ne iş verecekler bunlara? Mahalle muhtarlığı. Peki ya sonra? Bakın sonrası nasıl? Size anlatayım. Bugünkü ülkeyi yöneten siyasi zihniyet, önce şunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Biz siyasi partilerin malı değiliz. Açık söylüyorum. Siyasi partiler bizim malımız. Biz oy veririz, iktidara getiririz. Devleti yönetiriz. İyi yönetemezse çıkarız meydana, in aşağı seni istemiyoruz deriz. Çünkü biz halkız. Demokrasilerde siyasete hesap soracak en büyük güç de halktır.